Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şimdi Burak Doğan. Kanlı büst neyse söylemeyeceğim. Cinler kanla cevap verdi diye bir video. Kanlı büst vakası. Hümasül teyzeyi de kaybettik arkadaşlar bu arada. Maalesef Hümasül teyzeyi de götürmüşler. Sümbül'ü kaybettik. Hümasül de gitti. Ben böyle saçma bir video görmedim. Gerçekten görmedim. Şöyle bir şey var. Şimdi ben şunu zaten bir anlayamadım. Sabit kamerada abi her şey oluyor. Bütün efektleri istediğiniz gibi koyabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz, edebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten 5-10 dakika sonra saçım saçma sapan sabit kamera hesabı oluyor. Ondan sonra geliyor neymiş abi? Orada bir tane ne o? Tas mı artık? Demir tas mı? Neyse. Zaten orada armut gibi duruyor. Gözünüzün önünde görenler vardır illaki. Bir anda onun içine kanlı bebek geliyor. Bak. Cinler bunlara bir bebek getiriyor. Bu videoda bir bebek daha getiriyor. Ve kanlı gibi. Yani bebek kanlı. Biz kanlı yani. Her neyse şimdi olayın saçma tarafı abi. Hoca. Hocaya danışmış bu. Hoca da anlamamış bazı mesela harfleri, cartları, curtları ne yazısı olduğunu bilememiş o büyüde. Koskoca hoca yani demek ki. Ha, anlamayan tabii ki hocalar vardır. Ama benim anlamadığım konu şu. Bunlar kim? İnsanlar bunlardan medet umuyor. Ve olayın aslında en güzel tarafı da şu. Bu amcam içeride kamera sabitliyor. Kadın mutfakta sigara, çay, keyfi yapıyor. Bu ne rahatlık? Yani bu nasıl bir rahatlık ben gerçekten anlamıyorum. Ya yemin ediyorum ya zaten bebeğe baktığınız zaman anasını sattığımın bebeği yeni çarşafla yapılmış beyaz bezle yeni bir bebek. Üstüne damlatmışlar koymuşlar oraya vay efendim neymiş tamam işte. Cinler kanla cevap verdi. Ne demek istedi kanla cevap verirken? Oğlum bak diyorum size acıyı az yiyin sonra kanama yapar. Canınız yanar diyorum anlamıyorlar işte. Yiyorlar acıyı, yiyorlar acıyı. Ondan sonra çıkıyor. En iyisi. Ya bu tam bir sahtekar. Gerçekten öyle. Bunun gerçekten ben şöyle baktığım zaman videoların abi saçma sapan videolar. HD madamla zaten araları da açık. Sırf bir kız uğruna. Araları da açıldı. Baktınız gerçekten mesela mezarlığa gidiyorlar mezarlıkta video çekiyorlar bir olay oluyor kaçıyorlar şu oluyor bu videoda mesela saçma sapan bir gerçekten bir video yaz kağıda abi yazmışlar kağıda saçma sapan şeyler çoğunu da Allah bilir internetten görmüşlerdir furkitoki gibi yazmışlar etmişler tasa koymuşlar üstüne de dökmüşler kanmış sözde tabii alakası yok hiç alakası yok. Ondan sonra vay efendim cinler kanla cevap verdi. Lan nasıl bir iş bu ya? Resmen odanın içinde zaten birisi geziyor. Yani kamera sabitlediği yerde zaten birisi var. Geziyor yani. Gacır gucur ses yapıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ve öteki teyze anasını satayım sağ olsun hiç valla mutfakta keyif yapıyor. Bu nasıl bir şimdi? Ya insanın bir kere telaşlanması lazım. Bir kere kafayı yemesi lazım. İki insan kayıp anasını satayım. Jandarmaya hiçbir yere bilgi verilmemiş. Ama bu amcam bebeği verip Sümbül teyzemle Masut teyzemi geri alacakmış. Al. Yazık günah kayboldular. Lan bu kadar saçma bir olaya yorumlara bakıyorum. Resmen manyak manyak yorumlar yazılmış. Ya böyle bir bilmiyorum ya böyle bir akıl yok ya insanlarda. Gerçekten yok ya. O videoya inanıyorlar ya. Ulan yazmışlar vay efendim işte bu işin sonu kötüye gidecek. Yok bir tanesi yazmış bu iş şöyle olacak. Bu konu gittikçe şöyle oluyor. Böyle la oğlum manyak mısınız ya? Ya biraz aklınızı çalıştırın ya. Oğlum bunlar kim? Cinle uğraşmak kim? Bunlar kim? Cinle irtibata geçmek kim? Büzük ister büzük. Pırçık pırçık bunlarınki. Öyle bir şey yok. Bu ne saçma sapan bir şeydir. Bir de video sonunda şunu söylüyor. Diyor ki işte arkadaşlar bu olaya mı devam edeyim? Sizleri de sıkmak istemiyorum. Yoksa başka olaya mı geçeyim işte? Bunu yorumlarda tek yorum hastası bunlar. Niye? Yorum aldıkça daha da güzel oluyor. Like aldıkça daha da güzel oluyor.
İnsanlara yorum hastası. Atın, bol bol yorum atın. Zaten anasını satayım, bir takipçi 15-20 tane yorum atıyordur herhalde, saçma sapan. Vallahi billahi ben anlamıyorum ya. Hele gerçekten yani, hele şunu hiç anlamıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun lan. Oğlum neyin yardımcısı olacak? Kendileri yazıyor, kendileri çiziyor. Şimdi sözde o kanlı bebeği cin mi getirdi yani? Bu kadar mı dengesizsiniz? Bu kadar mı kafanız bazıyor? Oğlum büzük yemez yemez yok. Hoca bile şu olayı anlamamış. Hocaya bile bir önceki videoda götürdüğü büyüymüş sözde, her neyse. Düşün yani, hoca bile alfabeyi çözememiş onu. Nece olduğunu çözememiş. Hoca çözemiyor ama bu sözde yardım etmeye gidiyor. Öteki teyzem de içeride sigara çay keyfi yapıyor. Ah, mis gibi. Nasıl bir olay şimdi bu? Şimdi akıl var, mantık var. Bu ne rahatlık? Bir taneniz de diyemiyor musunuz? Soramıyor musunuz saçma sapan yorum yazacağınıza? Ulan arkadaş, sen orada böyle bir olay yapıyorsun. E kadın içeride takır takır oh keyif yapıyor. Çünkü hikaye abi, kadından rica ediyor. Giriyorlar kadının evine. Bir de utanmadan yatak odasına kadar giriyorlar. Ama tabii bunlarda o utanma yüzü yok. Tabii bunlara müsaade edenler de, onlarda da zaten bir utanma arlanma yok. Sözde bile yüzlerini kapatıyorlar üfürükten teyyare. Ondan sonra vay efendim, koy kamerayı, sabitle kamerayı. Hop hadi bakalım ne oldu? Aa, cinler kanlı bebek getirdi. Hangi ara getirdi anasını satayım ya? Ne zaman geldi? Anlamı neymiş? Sen kimsin? Kimmiş? Şununla bununla uğraşmak kim? Ulan elinize kamera alıyorsunuz. Konu bulamıyorsunuz. Habire bir seri halinde uzattıkça uzatıyorsunuz. Uzattıkça uzatıyorsunuz. Çünkü ellerinde artık çekecek konu olmuyor. Gerçekten olmuyor arkadaşlar ya. Her hafta mesela bakın. Bu mesela. Bir seri yapıyor anasını satayım 5-6. Hümasul teyze maşallah yani. Eksen dizilerini geçti ya. Kaç bölümdür gidiyor. Baş bir tanesi vay efendim işte büyüyle cart curt kadın, cinle evli kadın seri yapar. Bir tanesi başka bir seri yapar. Ya böyle bir olay var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle bir olay var. İnsanlardan yorum bekliyorsun. Ve insanların yorumuna göre diyorsun ki bu seriye devam mı edeyim? Bu nasıl bir saçma bir şeydir? Ulan o insanların yardıma ihtiyacı varsa sen ona buna mı soruyorsun? E tabii ki yok ki. Ama ne kadar fazla yorum, ne kadar fazla like, o kadar güzel. Gelsin paralar. İşiniz gücünüz bu. Başka hiçbir şey değil. Sen de gel. Seni de götüreyim. Güzel bir yere beraber seninle bir çekelim. O kadar bilgilisin. Bana da bir göster şu cinni. Bir gösterin arkadaş ya. Bir görelim ya. Bir açalım canlı yayınımızı. Bir bakalım. Nasılmış anasını satayım ya. Ama sizde o büzük yok. Bana geldiği zaman pırçık pırçık ediyorsunuz. Ondan sonra ya vay efendim şöyle, vay efendim böyle. Böyle saçma sapan işte. Bize gelince yok. Ha, ama şu var tabii. Her video yaptığımızda illa ki bunları savunan bazı bilgisiz insanlar çıkıyor. Ne yazık ki çıkıyor. Geliyorlar. Ha, bazı yorumlar yayınlanıyor. Bazı yorumlar yayınlanmıyor. YouTube direkt kendisi kaldırıyor. Yani belli olmuyor. Ama ben buradan söylüyorum bu adama destek verenlere. Akıl var, mantık var kardeşim. Böyle bir olay gerçekten varsa, sizce varsa insanlara mı sorarsınız bu olaya mı devam edeyim, başka vakka mı çekeyim diye? Böyle bir saçmalık var mı? Bir insanın yardıma ihtiyacı varsa o insana yardım edersin kardeşim. Video çekmek ne alakadır ya? Ama yok. İşte insanlardan nasıl yorum dileniriz, nasıl izlenme alırız, nasıl abone kazanırız diye dilenmeyi iyi biliyorlar. Ortaya oltayı bir atıyorlar, hop gelsin balıklar. Geliyor mu? Her türlü geliyor. Saçma sapan yorumlar, saçma sapan yazılar. Allah sizi korusun, Allah yardımcınız olsun. Lan ne yapıyor da Allah koruyacak? Ne yapıyor da yardımcısı olacak? Kendisi çiziyor ya, kanlı bebek. Değil. Neyse. Söyleyeceğim çok şey vardı arkadaşlarım. Söylemek istemiyorum. Gerçekten sinirleniyorum. Ben gülüyorum ama sinirden gülüyorum ya. Kepazelik kardeşim ya. Geçiyor içeri buluyor. La ilahe illallah falan. Ya oğlum ya bu kadar. Biraz Allah'tan korkun kardeşim ya. Biraz Allah'tan korkacaksınız ya. Lan şunu yapsanız ne kaybedersiniz? Ben merak ediyorum. Hani insanlar işte bu bir kurgudur arkadaşlar. Kısa korku filmi tadında kurgu yaptık. Deseniz ne kaybedersiniz? Ne kaybedersiniz ya? Ama yok.
Şeyi sürdürürler mi? Bugüne kadar insanları hep keklemişler, etmişler. Var mı o müzik bugünden sonra itiraf etsinler? Edemezler. Çünkü dediğim gibi yok. Artık pırçık pırçık olmuş. Ağız gibi olmuş anasını satayım. Salla yalanı. Nasıl olsa her türlü yiyorlar diyorlar. Harbiden de öyle. Yorumlara baktığım zaman Allah ıslah etsin hepsini. Böyle yalanlara, dolanlara inanıyorlar. Maalesef. Sorsanız birine gidin bir cami hocasına bir danışın deseniz yok. Olmaz. Kesinlikle. Bunlar doğrucu, cami hocası yalancı derler. Vallahi derler yani artık bu noktaya gelmişiz. Gerçekten kıyamet yavaş yavaş yaklaşıyor arkadaşlar. Gerçekten yaklaşıyor ya. Ben hani böyle insanları gördükçe şaşırıyorum ya. Ha bunlardan real hayatta yok mu? Var tabii. Olmaz olur mu? Ama gerçekten şöyle dikkatli baktığım zaman Allah sonumuzu hayır etsin. Hiç iyiye gitmiyoruz. Ya şöyle saçma sapan videolara inanıyorlar. Bir de ayet yazıyorlar. Bir de dua yazıyorlar. Lan bir şehit için ya da bir ölmüşünün ruhu için bir Fatiha oku desem yan 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 yaparlar. Ama bu amcamlar için her şeyi yapıyorlar. Allah onları ıslah etsin inşallah. İnşallah bir gün gözlerini açarlar. Doğru yolu bulurlar. Bunlara da prim vermezler. İnşallah. Gerçekten kepazelik yani. Sonumuz hiç iyiye gitmiyor maalesef. Biz de elimizden geldiğince sonuna kadar devam, sonuna kadar mücadele edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi girin, şikayet edin, bildirin. Gerçekten bunda sizin etkeniniz de çok. Ne kadar fazla şikayet o kadar iyidir. Çünkü gerçekten yalan dolan, saçma sapan videolar. İnsanları Allah ile, ayetleriyle, Kur'an ile kandırıyorlar. Kendilerini insanlara bildiğiniz hoca gibi gösteriyorlar ya. Bildiğiniz hoca gibi gösteriyorlar. Başka bir şey değil ya. Ne oldu? Yok cin çarpılan adam işte cin çarpmış adamla kurtarma vakkası. Yok Hümasül teyzem kayboldu arama vakkası. Tam bir kepazelik. Arkadaşlar sonuna kadar durmak yok. Devam. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlarınız olsun inşallah.